Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan çok doyurucu, güzel bir çorba tarifim var. Böyle erişteli, nohutlu, köfteli müthiş bir çorba. Salçalısını yapacağım. Daha öncesinde yoğurtlusunu yapmıştım. Bu sefer de şöyle güzel bir salçalısını yapayım dedim. 150 gram kadar kıymayı kabımın içine alıyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiberle tuzu ilave ediyorum. Şöyle ufaklarından bir diş sarımsak. Bir adet ufaklarından soğanım rendeledim. Suyunu da sıktım. Yarım çay bardağı galeta unu ya da ekmek içi. Benim ekmek içi vardı. Onu ilave ediyorum. Bir adet yumurta. Bunları güzelce bir yoğurayım. Köfteyi hazırladıktan sonra çorbayı yapması çok kolay. Nohut haşlanmış zaten. Şimdi köfteyi biraz dolaba kaldıracağım, dinlensin. Diğerleri pişerken hemen köftemin de şeklini vereceğim. Arzu ederseniz yumurta koymaya da bilirsiniz. Ben bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Dağılmaz, merak etmeyin. Daha önceki tariflerimde yumurta koymadım. Bu artık size kalmış. Ben seviyorum içerisine yumurtayı ama koymasanız da olur. Arzu ederseniz yumurta ilave etmeyebilirsiniz. Daha önceki köfte çorbaların birçoğunda yumurta yok. Bu sefer ilave ettim ama arzu etmezseniz hiç katmayın. Tamamdır. Şimdi köfteyi dolaba kaldırayım, dinlensin. O dinlenirken hemen çorbanın diğer karışımlarını hazırlayayım. Çorbanın diğer kısımlarına geçeyim. Sonra köfteyi yuvarlayacağım. Uygun bir tencere ocağımı alıp altını yakıyorum. Soğanı kavurmak için yarım çay bardağından bir de az sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonrasında üzerine bir tereyağıyla köfteyi kızartıp nane ile dökeceğimiz için çok yağ ilave etmiyorum. Bir adet orta boy kuru soğan ilave ediyorum. Soğanı pembeleşene kadar kavuracağım. Soğan pembeleşmeye başlayınca bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Varsa birazcık da biber ilave edebilirsiniz. Bir süre salçayı da kavuracağım. Un ilavesi yapmıyorum. Zaten köfteyi birazcık una bulayacağım hafif. Erişte de olacak. Yeterince koyu olduğu için ben un ilavesi yapmıyorum o yüzden. 1 litre suyu üzerine döküyorum. Hemen yarım litre daha ilave edeyim. Çok güzel, doyurucu bir çorba oluyor arkadaşlar. Hemen hemen ana yemeğine yakın bir çorba diyebilirim. Şimdi altını yüksek açayım. Kaynasın. Hemen tuzunu da katacağım. Şöyle hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şimdi kaynasın. Şöyle kapağı da kapatayım. Hafif aralıklı olacak şekilde. Kaynamaya başlayınca içerisine erişte ve nohut ilave edeceğim. Kaynamaya başladı. Hemen içerisine bir su bardağı dolusu haşlanmış nohut, bir su bardağı da erişte ilave ediyorum. Yarım çay bardağı, yani şöyle 2 yemek kaşığı kadar da pirinci yıkadım. Onu da ilave ediyorum. Pirinç böyle daha bütünleştirecek, daha güzel bir lezzet verecek. Ondan dolayı katıyorum. Çok fazla katmadım. Yani 2 yemek kaşığı ya da yarım çay bardağı kadar diyebilirim. Şimdi bu burada altını kısayım, kaynasın. Ben hemen köfteleri yuvarlamaya başlayayım. Çok büyük değil. Nohut kadar diyebilirim. Nohutlar biraz daha büyük. Şöyle kabın içine unu serptim. Sonrasında unu eriyeceğim arkadaşlar. Çünkü yağda köfteleri kızartacağız. Yuvarlayıp unun içine atıyorum. Köfteyi tamamladıktan sonra tekrar şöyle kabın içine. Biraz ben un fazla koymuşum. Siz benim kadar un koyun arkadaşlar. Eriyeceğim. Şöyle fazla unu alacağım. Fazla, bir yemek kaşığı yeter. Ben fazla kaçırmışım unu. Şimdi eriyip hemen ocağın başına geçip köfteleri biraz kızartacağım. Çorba kaynıyordu ben köfteyi yapana kadar. Şimdi bunu arka tarafa alıyorum. Orada biraz daha kaynamaya devam etsin. Hemen burada biraz köfteyi kızartacağım. Şöyle uzun tavayı ocağıma alıp köfteyi kızartacağım.
Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı. Şimdi bunları bir eriteyim. Bu esnada muhakkak altı yüksek olsun ki köfteler sulanmasın. Şimdi güzelce tereyağımı erittikten sonra elekten geçirdiğim köfteleri içine katıyorum. Ve karıştırmıyorum. Sadece sallıyorum şöyle. İlk önce hiç karıştırmayın. Biraz kızarmaya başlasın. Ondan sonra böyle kızarmaya başlayınca artık karıştırabiliriz. Çok aşırı kızartmayacağız. Bu sefer un yanar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç dağılmıyor. Ama direkt attığınızda karıştırmaya başlarsanız köfteler dağılacaktır. Tamamdır. İçerisine hemen hemen bir yemek kaşığı, yani şöyle 4 çay kaşığı kadar nane ilave ediyorum. Köfteli yemekleri her zaman, köfteli çorbaları her zaman bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli oluyor. Tamamdır, artık yeterli. Daha fazla kızartmıyorum. Ocağın altını kapatıp çorbaya dökeyim. İçindeki pirinç falan artık pişti, erişti, pişti. Nohut zaten haşlanmıştı, dağılmaya başladı neredeyse. Şimdi köfteyi içerisine ilave edip altını biraz yüksek açayım. Altını kısayım artık. Şöyle fazla değil arkadaşlar. 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım. Çok güzel gözükmüyor mu sizce? Müthiş bir çorba. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Harika oluyor. Bunu yaptığınız zaman hiç yanına ana yemeğe bile gerek yok. Bir salata, akşam yemeğiniz hazır olacak. Köftenin böyle özleşmesi için altını yüksek açıyorum. 1 dakika sadece, çok değil. Kaynatıp altını kapatacağım. Şöyle bir 5 dakika dinlendirip servis edeceğim. Bir 5 dakika dinlendirdim. Yeterli. Şimdi artık servis tabağına alacağım. Çorba biliyorsunuz ki sıcak böyle tüketilir. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif arkadaşlar. Çorba tarifi çok fazla isteniyor. Eğer kanalımda görmek istediğiniz çorba çeşidi varsa yorum kısmına bildirebilirsiniz. Ben de bu şekilde hangi çorbayı istiyorsanız onları hazırlamış olurum. Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.